Simitçi, simitçi. Aşağı simit geldi bunlar. Simitçi. Simitçi. Gel hele gel. Buyur abi. Buyur abi. Taze mi simitler? Aa, taze abi. Akşamı simit bunlar. Ver bir tane ver. Abi simitlerin çok taze. İki tane verin. Canım bir tane ya. Bizi simit obur mu yapacaksın? Buyur abi. Nerelisin lan sen? Ben Kayserili'yim abi. Vallahi yüzünden de akıyor yani. Ya bana bak. Kayserili esnaflar için yani böyle satıcılar için bana çok şey söylediler. Çok cin, çok uyanıkmış be. Böyle mal almayacak adama bile malı kaktırırlarmış lan. Doğru söylemişler abi. Abi sen bugünlerde Kayseri'ye gideceksin mi? Yok, gitmeyeceğim. Gitmeyeceksin. O zaman korkmana da gerek yok abi. La bu teyami nerelerde ya? Ne bileyim abi ya. Gelse de bizi biraz neşelendirse ya. He ya. Gelse biraz sallasa da gülsak ya. Öyle yalanlar söylüyor ki ya. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otur, otur. Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Otur, otur. Gene duman altı olmuşsunuz ya. Hoş geldin. Nasılsın? Hamdolsun, hamdolsun. Çok iyi. Lala çayı getir de. Hemen abi. Getir, getir. Bugün çaysızlıktan yanıram. O gün anlattın. Tadını damağımızda bıraktın, gittin. Bir teyoyu hiç koyarlar kardeş. Ya. Gene birinin işine gitmiş hemdir yani. Nerede kalmıştık? En son Amerika'da kalmıştın. Telefon açmıştılar da. Ha he. Hele deyin ki Kıbrıs'tan kim aramıştı? Kim aradı? Bakarım. Allah'ın zavallı. Ne diyeyim? Diyeyim ki Bush'a gitmişem, ona niye gitmemişem diye küsmüş. Sen de gitseydin ya. Ben de gittim zaten. Dedim dönüşü seni uğrayacağım. Mühsin'i bilirsiniz. En şoförüdür. Biz 1,5 saate Kıbrıs'a geldik artık. Bir dakika pehlivan ya. Amerika'dan Kıbrıs'a 1,5 saate mi gittin? He, Sivri ucundan girdik da kestirme orası. Geldim ki arkadaş ne yalak, sofra hazır. Envai türlü yiyecekleri tövmüşler. Teo gelmiş ya. Şimdi onlar bir de sosyete ya. Çatalınla, bıçakla uğraşırlar onlar. Ben pehlivan iştahı. Silme götürürüm arkadaş. Şimdi o ara hem yiyirem hem de gözüm makaryosta. Makaryosun gözü de bende. Şimdi makaryos bir şey diyecek. Ağzına lafı getirir, geri çekir. Getirir, geri çekir. Sonunda ne deseyiz? Ne dedi? Ya neredeyse beni de yiyeceksin sen. Sen ne dedin? Ben de dedim ki bizim dinimizde domuz eti yemek yasaktır. Dememin eliyle kıçının üstüne oturdu daha kalkamadı. İyi demişsen ha. Öyle lafı da oturtturmuşsan. Teo pehlivan bu. Sözün altında kalır mı? Neyse, o arada da çaylar gelir gidir. Son bardağın yarısına gelmiştim ki telefon çaldı. Yine mi telefon? He. Bu sefer arayan kim? Hasan Kalası'nda. Efendim, en çok merak ettiğim mesleklerden bir tanesi sihirbazlık. Hele o insanı kesme numaraları yok mu? Bu fikri izlerken siz daha çok güleceksiniz. Evet, sizi dinliyorum. Ben sihirbazım. Ajansımızdan çalışmak istiyorum. Ortada o kadar çok sihirbaz var ki. Niye sizinle çalışayım gari? Benim çok özel bir nömrem var. Bu nömreyle bir kadını ortadan ikiye kesebiliyorum. Ne var bunda canım? Bunu benim tanıdığım bütün sihirbazlar yapabiliyor. Ama ben eline değil boyuna keseyim. Anne! Dursun, ben çok yoruldum. Ha buraya bir dinlenelim ya. Ben de çok yoruldum ya. Dinlenelim bari.
Zaten ağzın altı serindi. Biraz oturalım. Aslında var ya. Abi bir iki saat çez dursak abi ya. Abi temiz havaya ne yüzü dolu ya. Tamam iki saat çez durum sonra gidelim eve ya. Ayakkabıları çıkarayım. Ayaklarım hava soğuktan çürüyecek. Ulan ben de çıkarayım ya. Tabanlarım şişti yürümekten. Zaten bir şey bulamadık. Ya bir daha acılırız boş ver. Aslan! Niye diyorsun? Aslanı geçebilir zor mu zannediyorsun? Onu geçemem ama seni geçsem yeter bana. Nasıl? Gel ulan gel. Geldim gel. Kim o? Allah rızası için bir sadaka. Geliyorum. Kusura bakmayın ama hanginize vereyim bu parayı? Arkadaşıma verin. Ben artık bu mahalleyi bırak yiyorum. Arkadaşıma da yeni müşteriyle tanıştırmak için cezdiriyorum. Nasıl? Efendim Erzurumlu avcı hemşerimin 3 tane tavşan vurması gerekiyor. Peki sizce önce hangisini vurması gerekiyor? İzleyelim. Akşama yiyecek bir şey yok haberin olsun. Sen hiç merak etme Hatun. Bugün tavşan avına çıkırım. Gene elin boştan mı? Yok bu sefer top dolu döneceğim. Geçen sefer dene demiştin ama. Yok bu sefer vuracağım o tavşanı. Hatta 3 tane birden vuracağım. Niye 3? Birincisi dayımlara. İkincisi halamlara. Üçüncüsü de bize. He. O zaman sen ilk önce üçüncüsünü vur. Ney? İyi akşamlar karıcığım. Ulan Fatime, eve geliyorum bakarım yerimden bile kim ödemeyesin. İdrisçu, görüyorsun acelem var. Sokuda sabunu çözüme, acelesi varmış. Sadece yarım kocaya gidecek de çeyiz eksikmiş, çeyiz yetiştirmeye çalışıyor. İdrisçuğum Fuzuli konuşma acelem var dedim sana. Fatime ben de diyorum sadece bu acele niye için? Ha bu ip bitmeden bu el işini bitirmem gerek İdrisçuğum. Ondan acele ediyorum da. Nasıl? Efendim yine sırada Mahol'lu bir fikre var. Tabii ki bol bol kahkaha da var. İzleyin. İşte böyle Fezlo kardeş. Son zamanlarda her şey üst üste bindi. Senin anlayacağın biraz sıkışıyor. Vah. Vallahi çok üzülmüşüm Reşo. Ya düzelir inşallah. İnşallah da Feyzo. Ama bu biraz senin elinde ha. Ulan nasıl benim elimde? Yani nasıl desem. Senden 1-2 milyon TL borç isteyen. Ulan benden borç istesen. He borç isteyen. Ya vallahi başım üstünde gözün vardır Reşo. Sen bana bir kefil getir. Ben sana hemen borç parayı veren. Ulan namuslu bir insanın sözü geçerli değil mi? Yahu tabii ki geçerli. Ama sen bana o namuslu insanı getir, ben de sana parayı veren. Vay. Hadi ya, hadi takım mı? Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Cemal. Rastgele İdris. Sağ olasın. La söyle bakayım. Kaç tane balık tutabildin? Şimdi bu oltanın etrafında dolaşan balığı tutarsam, 2 tane daha balık tutarsam toplam 3 tane balık tutacağım. Nasıl? Efendim Fikret Allah Türkiye yolcusu kalmasın. Fikret Allah Türkiye programı çok komik bir fikrayla yoluna devam ediyor. İzleyin. Yolculuk nereye? İstanbul.
Ne tesadüf. Ben de İstanbul'a. Herhalde. Otobüs İstanbul otobüsü. İstanbullu musun? Evet, buralara bir iş için geldim. Ne işi? Şirketin buralardan arsalar alacak da şöyle bir piyasa araştırması yaptım. Şirket senin mi? Hayır, bir Fransız şirketi. Buradan hemen sonra da zaten Fransa'ya gideceğim. Soğuduk mu? Ne? Vay ben dağlara çıkam da kurcisin beni. Vay ben neden? Vay ben ne yapam kurban? Ulan Feyzo ne oldu? Sakin olsana oğlum. Ya senin için sakin ol demesi kolay. Nasıl olsa yarın evlenecek olan benim. Ya kurban düşündüğün şeye bak ya. Alt tarafı evliliktir. Deniz suyu içmek değil ki. Ya deniz suyu içmek değildir ama kaynanayı yutmaktır ha. Ve? Efendim, isyankar bir dilenciyle devam ediyoruz. Televizyonunuza yani ekranınıza daha çok dikkatli bakın. Çünkü bu fikre gerçekten çok komik. Allah rızası için amı fıkaraya bir sadaka. Allah rızası için amı fıkaraya bir sadaka. Baba heyrine. Getire. Ben hiçbir zaman sokaktaki dilenciye para vermem oğlum. Ne yapak abi? Bir daha bir dilenci bürosu mu açar? Ne açsan la? Kalk hemşerim kalk. Kalk bakalım kalk. Kalk abi. Ulan. Ulan bereket ki adamın bir şey yok lan. Dua et. Dua et bir şey yok. Eğer bir şey olsaydı ayvayı yedir lan. Vallahi şahsugunum değil memur bey. Ne yapayım ya? O da birdenbire önüme fırlayıvermeseydi. Hep öyle olur zaten. Hep öyle olur. Biz de yediydik değil mi? Dur lan sen. Sen ne iş yapıyorsun? Ben babamın şirketinde çalışıyorum memur bey. Peki babanın şirketinde ne iş yapıyor? Ben genel giderler bölümündeyim memur bey. Deme lan! Efendim, tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Peki bu ormanın güzelliğinden anlamayan hemşerim neye dönmeli? İzleyelim. Bayağı kekik mekik bir şeyler topladık. Ama daha fazla toplayamayacak. Hem çuvalımıza da yer kalmadı. Başka ne toplayacaktık ki? Kuzu kulağı falan bir şeyler topladık da. Kuzu kulağı ha şimdi oğlum mu? Kuzu kulağı baharın oluyor. Olsun belki bu mevsimde olan da var. Yeter ya uf. Bellerim koptu zaten. Oy oy oy. Mızmızlanma devam et devam et. Ben dinleneceğim biraz toplamayı. Oy. Sabahtan beri toplayırız zaten. Oy. Oh. Ulan şu dağın güzelliğini göreyim misin ya? Ya ne güzelliği? Benim gözüme ağaçlardan başka bir şey görünmüyor. Nasıl? Efendim, memurun işi çok zor. Hele bu devirde. Ama bazen de memur olmanın da bir sürü avantajı olabilir. İzleyelim. Dur bakalım lan. Üzerindeki bütün değerli eşyaları ve paraları ver. Üzerimde hiçbir değerli eşya ve para yok. Uzatma lan. Ya paran ya da hayatın. İstersen üstümü sen ara. Ne para var ne de başka bir şey. Ne iş yapıyorsan sen? Memuram. Ne? Baştan söylesene kardeş. Memursan hayatın yoktur senin. Buyur geç. Allah rızası için. Allah güzelliğini sağ bağışlasın teyzeciğim. Kardeşim maşallah. Eli ayağı tutan bir adamsın. Niye çalışmaysın? Keşke elim ayağım tutmasaydı. Benim bütün sakatlıklardan daha kötü bir sakatlığım var. Nedir bu sakatlık? Tembellik. Nasıl? Efendim, acıkanlar ekrana biraz daha çok yaklaşsınlar. Bu fikri izlerken hem karınları doyacak hem de gülmeye doyacaksınız. İzleyin. Efendim, Fikranlarla Türkiye. Kahkaha dolu bir fikriyle devam edeyim. Etmese zaten şaşardım.
Mehmet. He? Hatırlıyor musun buraları? Ah nasıl hatırlamam Nehriye, nasıl hatırlamam? Eskiden hep gelip beni beklerdin burada. He, ağaç olduğum günleri nasıl unuturum? Ama bak değişen hiçbir şey yok vallahi. Daha hala burada aptallar dolu kız. Ne diyeyim la? Kolay gelsin lo kırım. Hoş geldin patron. Ulan bugün ayın kaçıydı? 41. Ulan çüş! Hiç ayın 41'i olur mu? Vallahi 41 gündür maaş almadık da. Ve? Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Oh. Teyami nerede sen ya? Kalantöken'deydim. 2009 kış olimpiyatlarının çalışmalarını görmeye gitmiştim. İyi etmişsin. Ağzın dilim kurudu. Sen bana bir çay getir kardeş. Ya emi olimpiyatlar dedin de sen hiç olimpiyatlara katıldın mı? Birkaç kere katılmıştım. Hele bir tanesini anlat da dinleyek. 1818'de Japonya'nın Kukuliku şehrinde yapılan olimpiyata katılmıştım. Bende yalan yok arkadaş, kılapta yok. He. Nasıl gittiğimi söyleyeyim mi? Nasıl katılıyor? Olimpiyat milli takımı Japonya'ya gitti. Müsabakalar başladı. Ben de televizyondan izledim. O arada telefon çaldı. Spor Bakanı beni arıyor. Dedi ki 80 kilodaki güreşçimiz yediği yemekten zehirlendi. Ecele çıkıp gelesen. Öyle hemen kalktım, belediye otobüsüne bindim. 3,5 saate Japonya'ya gittim arkadaş. 3,5 saate Japonya'ya? He, bende yalan yok, kılaf da yok arkadaş. Öyle gittim ki 80 kilo başlı. Şortu çektim, gong çaldı, kendimi minden attım. Kapıştık. Ulan buna bir elense çektim, kaldırdım üstünden, aşırttım, yere vurdum. Gol çaldı, 3 puan aldım. Dinlenme esnasında spor bakanı geldi. Ya dedi Teo, Bokus'ta 75 kilodaki adamımız da zehirlendi. Ecele işin bitir, öteki salona koş. Millet meselesi kardeş, ne edeceksin? Neyse, kumuk çaldı, buna bir alttan daldım arkadaş, kaldırdım bile bir yere vurmamına tuş ettim. Helal olsun. Hakim daha elimi kaldırmadan dedim işim var gidirem. Gittim öteki salona ki başlayacak. Ringe çıktım, karşımda kapkara bir tane adam. O arada da başlamadan spor bakanı gene gelmez mi arkadaş? Ben de yalan yok, hılaftayım. Dedi ki, ecele işin bitir, 10.000 metre koşusu başlayacak, sitata gel. Kok çaldı, yaradana sığındım, buna bir tane sak çakma buna, bu seyircilerin arasına gitti. İle eldivenleri çıkarttım, doğru sitata. Gittim ki, koşucular düdücü bekliler. Aralarına girdim, düdük çaldı, koşmaya başladı. Yorgunam ya, en arkadayım. 1, 2, 3, 4, 5. kilometrede arkadayım. 6, 7, 8'de ilk 3'e girdim. Helal. 9. kilometreye geldik, 1.'ye yaklaştık. 10. kilometrenin son 100 metresinde öyle bir hızlandım ki küheylen atı gibi gidirem arkadaş. Bende yalan yok, hırapta yok. Geçtim bunu göğsümünen ipi bile vurmamınan yüzümün üstüne kapaklandım. Nefes alamıyorum arkadaş. O arada spor bakanı yine gelmez. Teo kalk, gülle atacaksak.
Yine hatar patar kalktım, gülleyi aldım, yaradana sığındım. Nasıl savurmamınla gülle gitti sitatın dışına. Sitat indir. T yok. Heh. 10 gün süren müsabakalardan sonra bütün altınları biz aldık, Türkiye'ye döndük. Bende yalan yok arkadaş, kırap da yok. Efendim, babalar oğullarının ödevlerine yardım etmeli. Ama bizim Yunus ne yapayım? Başkasından yardım isteyin. Peki sonuç ne oluyor? Gülmek oluyor, izleyin. Allah Yunus. Bu iki saattir ne ediyorsun sen burada? Ya bizim uşağa öğretmeni bir ödev verdi de ben yardımcı olayım dedim uşağa. İyi. Ama amma kazık sorudur ha. Nasıl çözeceğim bunu bilmiyorum ki. Ula bir de bağırsa bakayım beşi bilirim öyle de. Tamam. De bağır bakayım. 23 tane elmam var. Bunu 40 tane arkadaşına eşit bir şekilde nasıl dağıtabilirsin? Bunu bilemeyecek ne var ki? O elmalardan ederim haşaf, eşit miktarda dağıtırım hepsine de. Nasıl? Mugume, senin bana itimadın yok mu? Var. Öyleyse kendin itimadın yok. Yok, kendime de itimatım var. O zaman niye izin vermişsen elin tutmama? İkimiz böyle yan yana gelince ikimize de birden itimatım yoktu ondan. Ney? Efendim, bu sefer bir dilenciye konuk oluyoruz. Konuk oluyoruz ama gülmekten de bir hal oluyoruz. İzleyin. Allah rızası için bir sadaka. 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 Ha? Bakayım abla, bu sefer 5 lira verdin. He? 2 sene önce 20 lira verdin. Geçen sene de 10 lira vermiştin. Bu sene de 5 liraya düştün. 2 sene önce evlendim. Geçen sene de çocuğum oldu. Haliyle masraflar da arttı. Onun için 5 lira verdim. Bakıram ki benim paramı anayla geçindirirse. Ne? Günaydın Cemal. Günaydın Edis. Ula ne bu kaldı? Suratın sirke sete. Yo öyle. Canım sıkkın işte. Ula sebebi nedir? Öyle özel bir sebebi yok. Sabah bir kalktım baktım somurtkanım. Ya yani başka nedeni yok. Yok. Ya, geçer birazdan keyiflenir. Ula ben sana bir fikre anlatayım hemen keyiflenirsin tamam mı? Benim bilmediğim fikre mi var ula? Ya bir anlatayım belki bilmiyorsun. İyi anlat. Şimdi Temel Bücün biliyor musun Fikri'yi? Yok bilmiyorum. Temel Bücün kamyonetinden binmiş sıkmış yola. Giderken onunla 0 kilometre bir araba böyle frene basmış. Bizimkinin freni tutmamış çüt diye arkadan vurmuş ya. Adam inmiş aşağı. Hemşerim sen ne diyorsun deli misin? Senin frenin yok mu diye bizimkine kızmış. Bizimki hemşerim etmeyin ama bu arabanın şoförü bu seferlik affet demiş. Adam tamam demiş affetmiş onu. Binmişler arabalara devam yola çıkmışlar. Biliyor musun bu fikri? Yok bilmiyorum. Sonra tekrar binmişler arabaya az gitmişti. Adam çukura girerken fren yapmış. Bizimki arkadan bir daha vurmuş ya. Adam tekrar inmiş aşağı. Ulan hemşerim sen niye diyorsun kafayı yedin mi? Dikkat etsene biraz. Bizimkine kızmış. Bizimkine etme hemşerim eyleme.
Ya arabanın şoförüyüm, etmem şerim demiş. Adam tekrar affetmiş onu. Biliyor musun bu Fikra'yı? Yok, bilmiyorum. Ha, ileride kırmızı ışık var. Adam kırmızı ışığa gelince frene basmış. Bizimki basamamış, çüt diye vurmuş arabaya. Bizim Temel camdan kafaya çıkarmış. Hemşerim, devam et, devam et, benim demiş. Arabaya çüt diye vuruyor değil, benim, devam et. Biliyor musun bu Fikra'yı? Yok ula, yok, bilmiyorum. Sonra ne olmuş? Nasıl? Fikralarla Türkiye. Türkiye'nin yüzünü güldüren tek program. Ula İdris! Ula bu ne hal? Ne varmış benim halıma? Ne varmışmış? Ula leş gibi iski kokuyorsun. Gene içmişsin ya. İçtim ama azıcık içtim. Ula azıcık içmiş. Ula gündüz vakti iski mi içiyordu ya? Bak sen haddinden fazla içmeye başladın ha. İçerim ama muhakkak bir sebebi vardı. Neymiş sebebi? Ben bugün karla kavga etmişim, ondan sebep içtim. Ula niye kavga ettin karla? Neymiş, her gün içiymişim, sarhoş sarhoş eve geliymişim falan filan işte ya. Nasıl? Selamun aleyküm Şeref. Aleyküm selam. Nereye gideceksin böyle? Kahveye giderim. Teo gelecek, onu dinleyecek. Lo he, böcün o gelir he mi? He, sen gelmir misin? Dekoratör bulmam lazım. Af buyur. Dekoratör oğlum. Dekoratör ne ya? Yeni mi çıktı? Yoksa çikolata mı? Ne çikolatası cahil adam. Dekoratörün ne demek olduğunu bilmir misin? Bilirim de bir den aklıma gelmedi. Bu traktörün ufakı değil mi dekoratör? Ula biçilmiş ot kafalı adam. Bilmiyorsun işte dekoratörün ne demek olduğunu. He bilmiyorum. Ayıp mı? Yok ayıp değil. Neye dalga geçsen o zaman? Madem bilmiyorsun oğlum. Söyle ben de anladım. Neymiş bu dekoratör? Şimdi dekoratör. Bak. Evin hangi renk boyayla boyanacağını. Duvar kağıdının desenlerini. Eşyaların nereye yerleştirileceğini, koltukların hangi odaya konulacağını, perdelerin nasıl olacağını anlatan kişi. Ve bu bir meslek. Bütün bu söylediklerin dekoratör mü yapıyor? Ya kim yapıyor? Tanıdığım iyi bir dekoratör var. İstersen ona yollayayım seni. Kim ulu? Kaynanam. Bizim evde bütün bu işleri yapan kaynanamdır. Yalnız bu işin bir meslek olduğunu söyleme, havasından hiç geçilmez. Ne? Ha şimdi Karadeniz'deyiz. Ya tamam Fadime. Ya tamam tamam. O iş halledeceğim. Ya tamam. Şarjım bitiyor galiba. Sinyal çaldı. Ya bu Fadime de dir bitirdi benim hayatım ya. Uf. Ula İdris. Ne öyle merzifon hindileri gibi düşünüyorsun? Ya ben düşünmeyeyim de kim düşünsün? Ne oldu ulan? Ya bu hafta sonu evleniyorum. He biliyorum. Ulan ne şanslı adamsın var ya, köyün en güzel kızın Ali'sin ha. Ulan ondan şansım var ama diğer türlü hiç şansım yok benim. Ne oldu ki? Ya biliyorsun Cemal, ben Fadime olan 2 senedir çıkıyorum. Ha bu telefonlarla durmadan konuşuyorum. Ama bizim Fadime'ye bir sene var. Vıdı 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 vıdı. Ben de işte şarjım bitti, yok işim var, telefonuna böyle not işine basıyorum, sesini kapatıyorum. Da şimdi bunun evlilikle ne alakası var onu anlamadım. Ula Cemal anlasana. Şimdi onunla evleniyorum, sesini nasıl kapatacağım? Nasıl? Allah sabırla versin kardeşim. Ne diyeyim sana? Ula evlendikten sonra bir dene. Olmazsa tanıdığım çok iyi boşanma avukatları var. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.